Herkese merhaba, ben Tuğba, kanalıma hoş geldiniz. Umarım herkes için güzel bir hafta geçmiştir arkadaşlar. Bugün günlerden pazar. Şöyle uzun bir aradan sonra tekrardan merhabalaşabildik, fark edebildiniz mi? Bugün sizlerle uzun zamandır çekmek istediğim bir videoyu çekeceğim aslında. Alalı yaklaşık bir haftayı geçti ve 2-3 defa da kullanıp deneyimleyebildiğim bir ürün oldu. Bugün sizlerle bunu paylaşmak istiyorum. Bu arada bir şey soracağım. Saç rengim nasıl? Beğendiniz mi? Biraz koyulaştırdım kendilerini şahsen. Böyle şu anda toplu çok belli değil ama birazdan fark edersiniz. Nasıl olmuş, beğendiniz mi? Değişiklik iyidir dedim ve değiştirdim yani. Aşağıya yorumlarınızı bekliyorum. Neyse, konudan da çok sapmıyorum. Hemen araya sıkıştırmak istedim. Bugün sizlerle Yui markasının saç düzleştirici tarağını beraber deneyeceğiz. Ben daha öncesinde denedim. Bir de sizinle deneyelim istiyorum. Bakalım sizin gözlemleriniz neler olacak. Öncelikle kutu açılımından başlayalım. Açalı tabii ki bir haftayı geçti arkadaşlar. Şöyle, ben bunu 500 TL'ye aldım bu arada şeyden, Trendyol'dan. Kutuyu böyle açıyorsunuz, tamam mı? Bunun içinden şöyle bir tarağımız çıkıyor. Bunun içinde tabii kullanma kılavuzu, garanti belgesi falanı filanı vardı ama hepsini kaldırdım bir yerlere. Ben size direkt üründen bahsedeceğim. Ürünün şeyi çok tatlı değil mi? Görüntüsü çok tatlı değil mi? Rengi falan aşırı hoşuma gitti benim. Çok böyle hafif değil ama çok ağır da değil. Kolayca kullanabiliyorsunuz. Yani fonksiyonel bir yapısı var. Şurada markaya ait şeyi görüyorsunuz. Peki bu pembe detaylar? Adeta sponsorluk gibi çekmiyor muyum şu an? Pembe detaylar beni benden aldı şahsen. Kablosunun uzunluğu da yeterince iyi bu arada. Çünkü hani yeterince uzunlukta, bakayım, bayağı düğüm falan olmuş ha. Aynen. Şöyle yapalım. Bayağı uzun yani bu arada. Çek bitmedi bu da. Bu şekilde. Benim saçlarım da duştan yeni çıktım. Şu anda kabarık topladım böyle biraz durulsun diye. O sırada da bunu takacağım fişe. Şöyle öncesinde size birazcık tanıtayım arkadaşlar. Şurada bir açma kapama düğmesi var. Görüyor musunuz? Tırnağımın üstü kan oldu ya. Orada parmağım kan oldu. Şurada açma kapama düğmesi var ve bunlara bastıkça teker teker dereceleri yükseliyor. 150 derece, 180 derece ve en sonda 210 derece en yüksek sıcaklığı. Ben tabii ki en yüksek sıcaklıkta kullanıyorum çünkü benim saçlarım çok inatçı, kabarıklar, dalgalılar, düz deseniz değiller. O yüzden her şeyin en fazla yakanını tercih etmek zorundayım. Şunlara gelecek olursak, şu kenarındaki pomponlar normal bir saç fırçasının üzerinde görebileceğiniz detaylardan. İç kısmı da hiçbir şekilde saçları içine hapsetmiyor. Yani yolma falan yaşamıyorsunuz açıkçası. Neyse, ben çok anlatmayayım. En iyisi direkt şunu fişe takayım. Bir an önce başlayalım. Bir ara kablo temin ettim ben buraya. Onu takacağım şimdi. Tamamdır. Şimdi zaten şu anda yandı yani, ben açık bıraktım büyük ihtimalle. Bir kere daha tıklıyorum. 210'a geldi. Böyle yanıp yanıp sönüyor. Bak, biraz cızırtı duyuyor musunuz bak? Hafif böyle bir zzzz oluyor. Hani böyle düzleştiricilerimizi fişe takıyoruz ya. Sonra böyle ısınmaya başladığı zaman böyle zzzz zzz diye ses geliyor. Öyle bir ses duyuyorsunuz. Bu arada bu plakalar asla çok fazla şey olmuyor. Yanmıyor. Yani çok kolay bir şekilde kullanabiliyorsunuz. Neyse, ben çok anlatmayayım ya. Birazdan yapıp göstereceğim. Şurada düğmesini görüyor musunuz arkadaşlar? Yanıp yanıp sönüyor. Bunun tamamen yandığı bir noktada saçımızı düzleştirmeye başlayacağız. Bunu böyle koyuyorum ben kenara. Siz de biraz bekleyin. Isınınca tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar, tarağımız ısındı. Bakın, gördünüz mü? Yemyeşil oldu power yazısı ve yanıp sönen ışığımızda artık yanıp sönmüyor, sadece yanıyor. Şimdi saçlarımı açıyorum. Allah, bismillah, hadi bakalım, hazır mıyız? Nasıl? Beğendiniz mi saçlarımı? Aslında bunlar daha koyuydu ama şey oldular. Yıkana yıkana biraz açıldılar. Şimdi bu saçı düzleştirebilirsek eğer, ben sizin yorumlarınızı çok merak ediyorum bu arada. Bu saçı eğer yeterince hani volümsüz, volümlü ama kabarmayan bir hale getirebilirsek çok iyi olacak. Çünkü ben artık gerçekten çok sıkılmıştım bu düzleştirici işinden, biliyor musunuz? Benim saçlarım yani tek tek ayır, düzleştir falan derken, şimdi bunun
Düzleştirici tarağımızın çok kalın bir yapısı olduğu için, tarak kısmı kalın olduğu için ince ince saçımızı ayırmamıza gerek yok. Yani ben öyle yapmıyorum en azından. Sadece benim çok dengesiz bir saçımın yapısı olduğu için, bakın dipler böyle dalgalı, aralar düz falan derken saçımın kimyası bozuldu iyice. Bazen, bakın bazen altını çiziyorum, sadece saçlarımı şöyle üstünü parçaya ayırıyorum ki hani üstünü daha verimli yapabileyim diye. Şöyle yapabilirsiniz, yapabilirsiniz, başlayabilirsiniz. Nasıl düzleştiriciyi ilk aldığımızda böyle yavaş yavaş saçımızı ayırıp üstünden geçiyoruz ya, bunda da aynı işlemi uygulayacağız aslında. Olay bu. Olay bu. Görüyorsunuz. Anlatmaya gerek yok. Bence benim artık bu saç ürünlerinden reklam teklifi alma zamanım geldi. Ne diyorsunuz? Bu şekilde. Mesela ben Trendyol'da diğer ürünleri de inceledim. Mioji diye bir markaya rastladım. Çoğu kişi de memnun kalmış bu arada üründen. Bakın gördünüz mü? Dümdüz oluyor. Çoğu kişi de memnun kalmış bu arada üründen. Daha sık taraklı ucu. Mesela benimki daha böyle geniş taraklı ya. İçi. Onun daha böyle sık taraklıydı. Ama çok da güvenemedim. Neden biliyor musunuz? Çünkü benim saçlarım hemen dolaşıyor. Dedim kesin saçlarımı yolar bu. O yüzden biraz daha geniş çaplı bir şey tercih etmek istedim. Memnun da kaldım açıkçası. Trendyol'dan peşin fiyatını 3 taksite böldürebiliyorsunuz. Bu da aklınızda bulunsun. Evinizin ekonomisti konuşuyor. Arkadaşlar nasıl? Ya Allah aşkına yani eğri oturalım, doğru konuşalım yani. Bence çok iyi değil mi? Vallahi çok iyi. Ben çok beğendim. Benim için büyük kurtarıcı oldu çünkü. Öbür türlü düzleştiriciyle 10 saat tek tek ayır, ince ince yap falanlar filanlar. Aa yeter be. Her gün saç yıka, her gün saç kurut. Her gün teker teker onları düzleştir falan. Hani saçlarımız da yıpranıyor. Bakar mısınız mesela benim ne kadar çok kırıklarım var. Yarına da hazırlık yapmış oluyorum sizin vasıtanızla. Bu arada ısınma süresi de 1 dakikayı geçmedi yani. Yeterince de ısınıyor zaten. Bu şekilde oluyor arkadaşlar ya. Üf. Çok da şey yapmaya gerek yok, tek tek ayırmaya gerek yok ya. Ben bunu böyle üstten üstten yaptığımda bile verim alıyorum vallahi. Tarak gibi çünkü. Çok iyi ya. Böyle oluyor. Şimdi mesela kıvırcık saçlarda falan nasıl reaksiyon gösterir bu tarak bilmiyorum. Benim saçlarım kıvırcık değil ama yoğun dalgalı. Ekstradan da kabarık yani. Gördünüz az önce işte. Bu benim işimi görüyor. Ha kıvırcık saçlarda dediğim gibi nasıl reaksiyon alırsınız bilmiyorum. Ama alırsınız herhalde ya. Düzleştiriciyle öyle saatlerce uğraşmaktansa alırsınız diye düşünüyorum. Mesela bakın burası bitti. Bitti yani, bu kadar işte. Bu kadar. Şöyle üstten de biraz geçtik mi? Tamam, oldu bitti. Oldu bitti yani bu. Bu işte bakın. Burayı açayım, aradaki farkı daha net görürsünüz. Yani bir şuraya bakın, bir buraya bakın şimdi Allah için. Bak. Nasıl güzel oldu ya. Aynen, buna ben hatta en sonunda biraz şöyle önden alıp şey yapıyorum, volüm atıyorum. Ben şurayı da yapayım, ondan sonra tekrardan kamerayı açayım. Çünkü konuşacak bir şey bulamıyorum, boş boş konuşuyorum. Kafanızı şişirmemek adına bunu söylüyorum. Şurayı da yapayım, ondan sonra tekrar kameranın karşısına geçeceğim. Yaptım. Yaptım, geldim. Yalnız bir şey diyeyim mi? Saçımı yaparken elim şuraya çarptı. Düzleştiriciyi kapatmışım yanlışlıkla. Arkadaşlar düzleştiricimiz bu. Az önce bu tarafı göstermiştim. Burayı da şimdi yaptım. Bak çok dolaşıyor ya. Böyle böyle yapıyorum, hemen takılıyor saçlarımın arasına. Nasıl? Mükemmel düzlük. 500 liraya alın, dolabınızda bulunsun işte ya. Vallahi uğraşmayın artık saçlarınızı teker teker ayırıp preslemeye, düzleştirmeye. Alın, tepe tepe kullanın.
Ben memnunum. Siz de memnun kalırsınız. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz hepinize çok teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayanlarınız ama videoyu izleyenleriniz var. Lütfen izleyip de abone olun. Hatta mümkünse beğenin. Elinize yapışmıyor. Bu şekilde söylemek istedim. Bu arada kolyem nasıl? Artık bununla geziyorum. Yakında atınalı falan da takacağım. Seslerim gitti. Halim berbat. Böyle enerjim emilip emilip duruyor. Neyse, size bu enerjiyi aksetmek istemiyorum. Sizi çok seviyorum canlarım. Kendinize çok iyi bakın. Kucak dolusu öpücükler. Herkese de kendinize iyi bakın işte ya. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.